Merhaba. Bu dersimizde rölelerle koruma konusuna başlıyoruz. Öncelikle jeneratörlerde kullanılan koruma rölelerini göreceğiz. Daha sonra da transformatörlerde kullanılan koruma rölelerine geçeceğiz. Jeneratörlerdeki rölelere geçmeden önce jeneratörlerde meydana gelen aşırı ısınmaların nedenlerini dörde ayırabiliriz. Bunlar birincisi ortam sıcaklığı, yani jeneratörün çalıştığı ortamın aşırı sıcak olması durumunda da jeneratörde bir aşırı ısınma meydana gelebilir. Veya herhangi bir arıza sonucu oluşabilecek aşırı akımlar ve aşırı gerilimler yine jeneratörlerde aşırı ısınmaya neden olabilir. Son maddemiz ise mekanik bozulmalar. Dolayısıyla bu aşırı ısınmalar sonucu jeneratörlerde iç ve dış arızalar da meydana gelebilir. Onların da nedenlerine bakacak olursak, jeneratörlerde meydana gelen iç arızaların nedenlerinden biri fazlar arasındaki kısa devreler veya stator sargısı ile gövde arasındaki kısa devreler. Benzer şekilde rotor sargısı ile jeneratörün gövdesi arasındaki kısa devrelerde iç arızalara neden olabilirler. Spiller arası kısa devreler. Herhangi bir sebeple jeneratörün uyartım akımının ortadan kalkması. Bir kablo kopması sonucu olabilir. Farklı bir sebeple eğer jeneratörün uyartım akımı ortadan kalkarsa bu da bir iç arızaya neden olabilir. Ve mekanik kısımlarda meydana gelen arızalarda yine jeneratörlerde meydana gelen iç arızaların nedenlerini oluşturmaktadır. Jeneratörlerde meydana gelen dış arızaların nedenleri arasında ise sistemin yanlış bağlanması sonucu meydana gelen arızaları sayabiliriz. Jeneratörün beslediği yükteki dengenin bozulması, yani yükün artması veya azalması. Dolayısıyla dengenin bozulması jeneratörde bir arıza meydana getirebilir. Bu da bir dış arızadır. Hatlarda meydana gelen atmosferik veya başka sebeplerle meydana gelen çok yüksek gerilimler yine bir dış arıza oluşturabilir. Sonuncusu da frekansta meydana gelen değişmeler. Çünkü bir jeneratör çalışırken frekansı sadece çok az sınırlar içerisinde değişmesi lazım. Büyük değişimlerde yine jeneratörlerde bir dış arıza meydana gelebilir. Evet, şimdi de jeneratörlerde kullanılan koruma röleleri kısmına geçebiliriz. Bahsettiğimiz hem iç hem de dış arızalara karşı jeneratörleri korumak için röleler kullanılır. Çünkü bu röleler ayar edildikleri değerin üzerinde bir değer geçer geçmez enerjiyi keserek korumak istediği elemanın enerjisini keserek devre dışı bırakır. Jeneratörlerde kullanılan önemli korumalardan bazıları diferansiyel koruma, aşırı akım koruması, aşırı gerilim koruma, gerilim arızası koruma, stator toprak arızası koruması veya rotor toprak, buna ikaz toprak da diyoruz. Rotor toprak arızası koruması, dengesiz yük koruması. Az önce jeneratörlerdeki iç arızalardan birinin jeneratörün beslediği yükteki dengenin bozulması olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla buna karşı bir koruma, faz artçı koruma ve yine az önce yine söylemiştik. Jeneratörün uyartım akımının ortadan kalkması durumu da bir arızaya neden oluyordu. Dolayısıyla bu durumda kullanılacak röle ya da bu koruma biçimine ikaz ya da alan kaybı koruması diyoruz. Şimdi bu önemli korumalardan birincisi, jeneratörleri korumak için kullanılan rölelerden birincisi diferansiyel röle veya diferansiyel koruma. Jeneratörlerde kullanılan en etkili korumalardan biridir. Stator sargıları arasında bir izolasyon hatası sonucu meydana gelen
kısa devreler oldukça etkin bir şekilde diferansiyel röle kullanılarak tespit edilir ve jeneratörün zarar görmesini engellemek amacıyla röle anında enerjiyi keser. Şekil üzerinden bakalım. Şekilde statoru yıldız bağlı bir jeneratörün, bakın şu stator sargısı 3 fazlı jeneratör olduğu için 3 fazı ABC ile gösteriyoruz. Stator sargısı dikkat ederseniz yıldız bağlı ve topraklanmış. Evet, şunlar her faza ilişkin jeneratörün stator sargıları. Kesikli çizgilerle gösterilen kısım diferansiyel rölenin olduğu kısım. Ve diferansiyel rölede bir çalıştırma bobini var. Bir de yine her fazda kullanılan tutucu bobin var. Şunlar tutucu bobinler. Şu çalıştırma bobini. Şimdi burada röleden önce her fazda bir tane akım trafosu kullanılmış. Bunların her biri bir akım transformatörü. Ve stator sargısının iki tarafına da, yani hem röleden önce hem röleden sonra akım transformatörleri kullanılıyor. Ve yine bu akım transformatörleri gördüğünüz gibi yıldız bağlı. Bu tarafta yıldız bağlı. Buradaki akım transformatörlerinin yıldız veya üçgen bağlanıp bağlanmayacağı stator sargısının bağlantısına göre değişebilir. Burada akım transformatörleri kullanılması bu diferansiyel rölenin sekonder röle olduğunu gösteriyor. Hatırlarsanız geçen dersimizde röleleri sınıflandırırken bağlantı şekline göre primer röle ve sekonder röle olarak ikiye ayırmıştık. Primer röle doğrudan doğruya, hatta ya da geçen nominal akım geçecek şekilde doğrudan doğruya seri olarak bağlanıyordu. Ancak sekonder röleler ise akım transformatörleri üzerinden bağlanıyordu. Burada dikkat ederseniz statordan geçen akım transformatörlerinin primerini oluşturuyor. Daha doğrusu stator sargısı burada akım transformatörünün primeri. Akım transformatörünün sekonderinden diferansiyel rölenin bobinlerine geçen akımları ise I1 ile göstermişiz. Bu öbür tarafta ise I2 ile göstermişiz. Dolayısıyla şuradan dikkat edin, bakın. Şuradan I1 akımı gelecektir. A fazı için şu anda konuşuyoruz. Şu noktaya. Yine bu taraftan A fazından I2 akımı gelecek. Dolayısıyla yönlerine de dikkat ederseniz diferansiyel rölenin bobininden şuradan I1 eksi I2, yani şu çalıştırma bobininden, A fazına ilişkin çalıştırma bobininden I1 eksi I2 akımı geçecektir. Şimdi diferansiyel zaten fark demektir. Ve diferansiyel röle de fark akımı ile çalışan bir röledir. Ve normal durumda herhangi bir arıza yokken akım transformatörlerinin dönüştürme oranları yardımıyla I1 ve I2 akımının birbirine eşit olması sağlanır. Dolayısıyla I1 eksi I2 akımı sıfır olduğu müddetçe rölenin çalıştırma bobini enerjilenmeyecek ve röle çalışmayacaktır. Ancak stator sargısının herhangi bir tarafında, yani şu kısımdaki herhangi bir arızada ya da bu kısımda herhangi bir arıza, az önce bahsettiğimiz nedenlerin herhangi birinden dolayı uyarta akımının ortadan kalkması olabilir, mekanik bir arıza olabilir, stator ile gövde arasında bir kısa devre olabilir. Bu durumlarda arızanın olduğu noktada aşırı akım oluşacağı için o noktadaki akım değeri değişecektir. Diyelim ki I1 akımı kısmında bir arıza oldu. Dolayısıyla I1 akımının değeri zaten artık değişeceği için I1 eksi I2 sıfıra eşit olmayacak. Sıfıra eşit olmadığı zaman da çalıştırma bobini devreye girerek enerjiyi kesecek ve jeneratörümüzü koruyacaktır. Diferansiyel rölenin çalışma prensibi en basit haliyle bu şekilde. Uygulamada diferansiyel koruma için kullanılacak akım trafolarının benzer karakteristiklere sahip olması istenir.
Çünkü sekonderlerinin dengesiz yüklenmemesi için akım devresinden başka bir cihaz çalıştırılmaz. Bu durumda generatör diferansiyel koruma da sağlayamaz. Generatör çıkış tarafındaki akım trafoları ve nötr tarafındaki akım trafoları farklı karakteristiğe sahip olurlar. Bu nedenle normal diferansiyel röleler yerine yüzdeli ya da tutucu bobinli diferansiyel röleler kullanılır. Yüzdeli diferansiyel röleler her faz için iki tutucu ve bir çalıştırma bobini ihtiva ederler. Tutucu bobin, çalıştırma bobininin meydana getirdiği kontak kapama momentine zıt yönde bir moment meydana getirir ve böylece dış arızalarda fark akımından dolayı rölenin çalışması önlenmiş olur. İç arızalarda ise tutucu bobin tarafından oluşturulan moment etkisiz olduğu için iç arızalarda da röle rahatlıkla çalışacaktır. Ancak dış arızalarda oluşan fark akımından dolayı rölenin yanlışlıkla çalışması böylelikle yüzdeli diferansiyel rölelerde önlenmiş oluyor. Röleyi çalıştıran fark akım seviyesi, röleyi çalıştıran arıza akımının yüzdesi olarak tanımlanır. Yani yüzde tutucu akımı, rölenin çalışması için gerekli fark akımı bölü rölenin çalışmasında gelen arıza akımından buluyoruz. Yüzde olarak değerini bulmak için de burada bulduğumuz oranı 100 ile çarpıyoruz. Çünkü röleyi çalıştıran fark akımı bu I1 eksi I2 idi. Sargıdan geçen ortalama akımı da I1 artı I2 bölü 2 ile gösterirsek röleyi çalıştıran fark akımı sargıdan geçen ortalama akıma bağlıdır. Dolayısıyla dış arızalarda röle ayarı yükselir ve yanlış çalışma önlenir. Yani yanlış çalışmadan kastım herhangi bir arıza olmadığı zaman rölenin çalışması yanlış çalışmadır. Yüzdeli diferansiyel rölelerin çok hassas yapılması istenmez. Çünkü dış arızalarda akım trafolarının arzu edilmeyen ve hataya sebep olan geçici davranışları dolayısıyla röleler hatalı çalışabilir. Diferansiyel röleler için basitçe problem akım trafolarının doğruluğu ve yükleridir. Çünkü burada kullanılan akım trafolarının hem doğrulukları ve yükleri diferansiyel rölenin çalışmasını çok etkileyen bir büyüklüktür. Arıza olmadığı zaman akım trafolarından tutucu bobinlere gelen I1 eksi I2 akımı mutlaka sıfır olmalıdır ki röle gereksiz yere çalışmasın. Çünkü burada bir küçük de olsa fark akım gördüğü anda röle çalışacaktır. Bu yüzden özellikle dış arızalarda akım trafoları büyük akımlarla yüklenir. Generatörün iki tarafında kullanılan akım trafoları aynı tipte olsa bile ikisi arasında bir hata farkı oluşur. Değiştirme oranı hatası farkı generatör dış arızalarında %1,5'u geçmemelidir. Bu yüzden generatörün iki tarafında kullandığımız şekilde görülen her iki tarafta kullandığımız akım transformatörlerinin doğruluğuna ve yüklerine çok dikkat edilmelidir. Evet, diferansiyel röle bir generatörü korurken kullandığımız diferansiyel röleyi bu şekilde anlattık. İkinci koruma rölemiz stator toprak arızası koruması. Eğer generatörler büyük bir empedans üzerinden topraklanırsa toprak arızalarında diferansiyel röleler etkinliklerini büyük ölçüde yitirirler. Yani herhangi bir toprak arızası durumunda stator toprak arızası rölelerini kullanmamız gerekir. Topraklama bir dağıtım trafosu veya da bir gerilim trafosu üzerinden yapılmışsa bu trafoların sekonderleri kullanılarak basit bir toprak arıza koruması elde edilir. Stator iletkenindeki delinme ve sargıdan demir nüveye kaçak akımın meydana gelmesine biz stator toprak arızası diyoruz. Ve yapılan istatistiklere göre generatörlerde en sık rastlanan arıza türü stator toprak arızası imiş. Nötrü izole bir generatörde, yani nötr noktası topraklanmamış bir generatörde bu tür bir arıza küçük mertebede kaçak akımlara sebep olmasına rağmen zamanla bu arıza büyüyüp fazlar arası kısa devreye ve dolayısıyla çok daha tehlikeli durumlara neden olabilir. Şimdi stator toprak
arızası koruması farklı şekillerde yapılabiliyor bir jeneratörde. Bunlardan birincisi düşük empedansla, yani bir direnç ile topraklama durumu. Yine şekilde gösterelim. 3 fazlı jeneratörümüz ve jeneratörün nötrü şurada 3 fazın yıldız bağlı ve jeneratörün nötrü küçük bir direnç üzerinden, ki burada R ile gösterdiğimiz direnç değeri, küçük bir direnç üzerinden topraklanmış. Böylece arıza akımını 200 ile 300 amper arasında sınırlandırabiliriz. Tabi burada nötr yolu üzerine bir akım transformatörü yerleştirilmiş ve bu akım transformatörünün sekonderine de bir toprak rölesi bağlanmış. Sonuçta burada stator toprak arasında bir arıza akımı oluştuğu zaman, buradan olması gerektiğinden daha büyük akım geçtiği zaman bu akım transformatörünün primerinden geçecektir ve dolayısıyla akım transformatörünün sekonderinden toprak rölesine geçecek olan akım değeri de ayarlanan akım değerinin üzerine çıktığında toprak rölesi devreyi açacaktır. İşte burada kullanılan röle ani veya ters zamanlı bir aşırı akım rölesi olabilir. Birincisi düşük empedansla, yani direnç ile topraklama durumu. İkincisi büyük empedansla, yani bir dağıtım transformatörü ile topraklama durumu. Bu topraklamada dağıtım transformatörünün primeri jeneratörün nötrü ile toprak arasına bağlanır. Gördüğünüz gibi dağıtım transformatörünün primer sargısı ve burada da sekonder sargısı var. Burada dağıtım transformatörünün primeri nötr ile toprak arasına bağlanmış. Dolayısıyla burada büyük bir empedansla topraklama durumu söz konusudur. Bu metotla da arıza akımını 1 ile 15 amper arasında sınırlandırmak mümkündür. Yapılan test sonuçları burada dağıtım transformatörünün sekonderine bağlanan şönt direncin, R ile gösterilen bu şönt direncin çok fazla büyütülemeyeceği sonucuna varılmıştır. Çünkü ferro-rezonans olayı dolayısıyla oluşan transient, yani geçici aşırı gerilimler direncin büyük olması durumunda çok daha fazla büyümektedir. Burada da sekonder tarafta hem bir akım rölesi hem de bir gerilim rölesi kullanmışız. Dolayısıyla aşırı akım durumunda akım rölesi devreye girecek veya aşırı gerilim durumunda gerilim rölesi devreye girerek arızayı sona erdirecektir. Üçüncü stator toprak arızası korumasında ki üçüncü yöntem çok büyük empedansla, yani bir gerilim transformatörü kullanılarak topraklama durumu. Bunun için ayrı bir şekil çizmeye ihtiyaç duymadık. Çünkü şekil 19'a benzer bir şekil olacak. Sadece dağıtım transformatörü yerine bir gerilim transformatörü kullanıldığını düşünün. Yani jeneratör statörünün nötrü ile toprak arasına gerilim transformatörünün yüksek gerilim sargısı bağlanır ve sekonder devreye de bir aşırı gerilim rölesi bağlanır. Gerilim transformatörü küçük ve ucuz olduğu için tercih edilse de bu yöntemde yüksek geçici aşırı gerilimler oluşabilir. Yani şebeke geriliminin yaklaşık %400 ile %500'üne kadar geçici aşırı gerilimler oluşabilir. Dördüncü yöntemimiz ise jeneratör nötrünün izole bırakılması, yani nötrün topraklanmaması. Stator sargı çıkış uçlarına yıldız bağlı ve primeri topraklı bir gerilim transformatörü konulur. Sekonderine de bir gerilim rölesi bağlanır ve herhangi bir faz toprak arızasında oluşan rezidüel gerilim sonucu çalışan bir röle. Bu röle tipi ile ilgili bir örneğimiz var. Bu örneği çözelim. Keban Hidroelektrik Santrali'nde
Jeneratörlerin topraklaması için, nötr topraklaması için 14.400'e 240 volt oranlı kuru tip bir dağıtım transformatörü kullanılmıştır. Yani büyük empedansla, yani dağıtım transformatörü ile topraklama durumunu örnek. Az önce anlatmıştık bunu. Jeneratörün nötrü ile toprak arasına dağıtım transformatörünün primeri bağlanıyor. Sekonder tarafta da bir şönt direnç üzerinden gerilim rölesi ve sekonder sargıya seri bağlı bir akım rölesi kullanılacak. İşte bunun için dönüştürme oranı 14.400'e 240 volt olan bir dağıtım transformatörü kullanılmış. Faz toprak arızasında geçecek akımı 10.8 ampere sınırlandırmak için, herhangi bir faz toprak arızası oluştuğu zaman geçecek olan akım, yani arıza akımının en fazla 10.8 amper olmasını istiyorum. Dolayısıyla 10.8 amperi geçince röleler devreye girip enerjiyi kessin istiyoruz. Bunu sağlamak için sekonder tarafa konulacak direncin değeri ne olmalıdır ve bu direncin gücü ne olmalıdır? Yani şurada sekonder tarafta kullanılacak R direncinin değeri ve gücü isteniyor. Şimdi önce primere indirgenmiş sekonder direnç yardımıyla, yani bir transformatörün dönüştürme oranını da kullanarak transformatörün dönüştürme oranını küçük U ile gösterdik ve bu örneğimizde 14.400'e 240 olarak verilmiş. Dolayısıyla primere indirgenmiş sekonder dirence RS dersek, bunu RS üssü çarpı 1 bölü U kare bağıntısından hesaplayabiliriz. Buradaki primere indirgenmiş sekonder direnç RS üssünü de gerilim bölü akımdan bulacağız. Ancak tabi verilen gerilim değeri, primer gerilimimiz 14.400, bu fazlar arası gerilim değeridir. O yüzden bunu köküçe bölerek faz nötr değerini elde ediyoruz. 14.400 fazlar arası, bunu köküçe bölüp faz nötr değerini elde ediyorum. Bunu da akıma bölmek suretiyle, ki akımın en fazla 10.8 amper olması isteniyordu örneğimizde. Dolayısıyla buradaki RS üssü direnci 14.400 bölü köküç bölü 10.8'dir. Sonra da 1 bölü U kare değeri var. Dönüştürme oranı da 14.400 bölü 240'tı. Onun da karesini aldık ve buradan sekonder tarafta kullanılacak direncin ohm cinsinden değerini 0,214 olarak buluyoruz. Bir de bu direncin güç değeri isteniyordu. Gücü de kare R'den bulabiliriz. Akımın zaten 10.8 olması gerektiğini bulmuştuk. Ancak bu primer taraftan geçecek olan akım değeriydi. Dolayısıyla sekonder taraftan geçecek olan akım değeri, yani ES demiştik, 10.8 çarpı dönüştürme oranı kadardır. 10.8 çarpı 14.400 bölü 240, bu dağıtım transformatörünün dönüştürme oranı. Dolayısıyla sekonder taraftan geçecek olan akımı buluyoruz. Bunun karesi çarpı RS değerinde zaten 0.214 ohm olarak bulmuştuk. Bunları yerine yazınca direncin gücünün yaklaşık olarak 90 kW olması gerektiğini buluyoruz. Yani 0.214 ohm değerinde bir direnç kullanmalıyız. Ancak bu direncin gücü de 90 kW olmalı. Evet, jeneratör korumalarına bir sonraki derste devam edeceğiz. Hoşça kalın.